Adam amcaoğlu ziyareti sırasında amcaoğlu kızını kendi oğluna istedi. Kızın babası da bu teklifi uygun gördü. Ailesinin yanına döndüğünde eşi ve çocukları bu duruma sinirlendiler ve büyük oğlu edepli bir ifadeyle "Babacığım, neden kardeşimize eş olarak seçtiğin bu genci sorup soruşturmamız için bize bir fırsat vermedin? Düştüğün hataya tekrar etmek mi istiyorsun? Ablamızı da eşi olacak adamı sorup soruşturmadan evlendirmiştin ve bu evlilik birkaç ay sonra boşanmayla sonuçlanmıştı" dedi. Bu sözler üzerine baba sinirlendi, eşi nazik bir tavır takındı ve gülümseyerek bir genç kız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisini bir akrabasıyla evlendirmek isteyen babasını şikayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu evliliği reddeder. Kız kararın kendisine bırakıldığını görünce, "Ey Allah'ın Resulü, babamın uygun gördüğü bana da uygundur. Bunun dışında benim arkamdan gelecek olan kadınlara evliliğin babalarına bırakılmış bir şey olmadığını göstermek istedim" dedi. Kadın, "Senin uygun görmenden çok kızımızın uygun görmesi dine uygundur. Çünkü bu senin değil onun hayatı. Tabii senin uygun görmen de önemli. Sen onu korumakla görevlisin. Bize akrabanın oğlunu sorup soruşturmamız için bir fırsat vermeni rica ediyorum ki kızımıza haksızlık etmeyelim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haklarında bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter" dediği kimselerden olmayalım dedi. Baba doğru yolu bularak ailesinin sunduğu fikri kabul etti. Sonra amcasının oğlu ve onun ailesini evinde vereceği yemeğe çağırdı. Hepsi davete icabet ederek geldiler. Evin oğlu kız kardeşiyle evlenmek isteyen gencin yanına oturdu. Bu gencin dengesiz hareketleri kızın abisinin garibine gitti. Yemekten sonra hepsi evlerinden ayrıldılar. Ertesi gün kızın abisi bu genç hakkında malumat toplamaya çıktığında gencin uyuşturucu bağımlılarıyla ilgilenen bir hastanede tedavi gördüğünü öğrendi. Öğrendiği bu bilgiyi hemen babasıyla paylaştı ve babası amcasının oğluna bu evliliğin olmayacağını, kendilerini mazur görmelerini istediğini söyledi. Biraz zaman geçtikten sonra bu genç başka bir kızla evlendi. Bu evlilik bir aydan fazla sürmemiş, boşanmışlardı. Bunu duyan adam ve ailesi Allah'a hamd ettiler. Çünkü onlar kızlarını bu gençle evlendirip onu uyuşturucu bağımlısı birine feda etmemişlerdi. Birkaç gün sonra iyi kalpli takvalı bir genç kızlarına talip oldu. Kızın abisi bu genci de sorup soruşturdu ve onun iyi ve güzel bir ahlakla bezenmiş olduğunu öğrendi. Bu öğrendiklerini ailesiyle de paylaştı ve seçim hakkını kıza bıraktılar. Kızsa gülümseyerek ailesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ettiği şu hadisi şerife uyarak ben de evlenmeye razıyım dedi. Size ahlak ve dininden hoşlandığınız biri gelirse onu evlendiriniz. Eğer evlendirmezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.